Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamda sizlere edinmiş olduğunuz taşınmaz malları elden çıkarırken, yani devrederken karşınıza çıkan değer artış kazancı konusunu anlatmak istiyorum. Örnek verecek olursak, diyelim ki bir taşınmaz malı satın almışsınız ve bu taşınmaz malı yasal süresi olan satın aldığınız günden itibaren 5 yıllık süre dolmadan bir başkasına devretmişsiniz, satmışsınız veya başka bir bedel karşılığı işlem yapmışsınız. İvazsız olmayan bir işlem yapmışsınız. Bu işlem yapma halinde arada bir değer farkı ortaya çıkmışsa vergi kanunumuza göre bu değer artış kazancı olarak kabul ediliyor ve bundan da gelir vergisi alınıyor. Gelir vergisi kanunumuzun 7. bölümünün 80. maddesinde kazanç olarak kabul edilen ve gelir vergisine tabi olan kazançlar iki grupta toplanmış. Birincisi değer artış kazançları denilmiş, ikincisi de arzi artış kazançları demiş. Yani arzi kazançlar denilmiş. Özellikle taşınmaz malla ilgili anlatmak istediğim alanla ilgili olan değer artış kazançları içerisinde değerlendirilen bu konu 80. maddenin, yani gelir vergisinin 80. maddesinin 6. bendinde tanımlanmış. Orada denilmiş ki, İvazsız devirler hariç, yani karşılıksız devirler hariç, bedelsiz devirler hariç, diğer devir türleri gerek satış biçiminde, trampa biçiminde, takas biçiminde, kamulaştırma, devletleştirme biçiminde veya bir şirkete, ticari bir şirkete sermaye olarak konulması biçiminde yapılan bütün devir işlemlerinde bir değer artışı söz konusuysa bu değer artış kazancı olarak vergi hukukuna göre kabul edilir ve gelir vergisine tabidir. O halde burada üzerinde durmamız gereken şey şu. Edindiğiniz taşınmaz mal ivazsız bir biçimde elde edilmemişse, ivaz nedir? İvazsız elde etme nedir? De kısaca anlatını vereyim. İvaz karşılık demek. Yani hiçbir karşılık ödemeden, bedel ödemeden edinmiş olduğunuz bir taşınmaz mal var ise, bu işte bağış biçiminde size gelmiş bir taşınmaz mal ise, o taşınmaz malı 5 yıllık süre dolmadan da devretseniz asla değer artış kazancı vergisine tabi olmazsınız. Çünkü bu ivazsız bir edinimdir, ivazsız bir iktisaptır. Ama bunun dışındaki diğer devirlerin tümünde, ivazsız olmayan bütün devirlerde, koşullu bütün devirlerde, bir bedel karşılığı yapılmış olan bütün devirlerde, 5 yıllık yasal süre dolmadan önce o taşınmaz malı elden çıkarmış iseniz, mutlaka bir değer artış kazancı söz konusu ve o değer artış kazancını vergi kanunu, gelir vergisi ve diğer vergi mevzuatı hükümlerine göre hesaplayarak bir gelir vergisine tabi olursunuz. Burada net olarak söylememiz gereken şey şu. Eğer siz taşınmaz malınızı ivazsız olmayan bir biçimde, yani bir bedel karşılığında, bir edinim karşılığında elde etmişseniz, trampayla, takas ile, kamulaştırma yoluyla, benzeri yollarla elde etmişseniz, satış yoluyla elde etmişseniz ve bu taşınmaz malı vergi kanunumuzda, gelir vergisi kanununda belirtilmiş olan yasal 5 yıllık sürenin bitmesinden önce devretmek zorundaysanız mutlaka değer artış kazancınız söz konusu ve bir gelir vergisine tabi olacaksınız. Veya diğer bir deyimle gelir vergisi ödemek zorunda olacaksınız. Şimdi burada elden çıkarmadan kasıt, işte bunu falancaya bağışladım anlamında değil. Yasadaki elden çıkarma metninde de çok açıkça belirtildiği gibi belli bir karşılık, belli bir bedel karşılığında bir başkasına devretme, temlik etme gibi bir işlem olarak düşünün. Peki bu değer artış kazancı neye göre hesaplanır? Bunun hesaplanması olabildiğince karmaşık bir yöntemle yapılır ama anlaşılır boyutuyla size anlatmak gerekirse sorun şu, taşınmaz malın alındığı tarihten satılacağı güne kadar olan süre içerisindeki yıllara göre enflasyon artış oranında dikkate alınarak ilk başta yapılmış olan satış bedeli bugünün değerine göre hesaplanır. Yani bugünkü değerde satın alınsaydı kaç olacağı enflasyon değerine göre hesaplanarak belirlenir.
belirlenmiş olan bu yeni değer, satış, satılacak olan değer, satılırken alınan değerden çıkarılır. Aradaki fark, tapuda ödemiş olan harçlar da düşündükten sonra değer artışına esas kazanç olur. O değer artışına esas kazanç da birçok yöntemlerle her yıl belli kurallara göre, belli bir takım listedeki kurallara göre tahsil edilir, o vergisi alınır. Bu anlamda size kısaca şunu söylemekte yarar var. Edindiğiniz taşınmaz mallar bağış dışında bir yöntemle edindiğiniz taşınmaz mal ise, miras yoluyla gelmiş bir mal değilse, yani ivazsız olarak elde ettiğiniz yerlerden değilse, bunları devrederken o devir aldığınız günden bugüne kadar 5 yıllık sürenin dolup dolmadığını mutlaka dikkate alarak işlemi yapmanız lazım. Eğer 5 yıllık süre dolmamışsa mutlaka bir değer artış kazancı söz konusudur. O değer artış kazancı da vergi dairesinin usul ve esaslarına göre, yöntemlerine göre bir biçimde gelir vergisine tabi olarak gelir vergisi ödemek zorundasınız. Eğer bu gelir vergisini ödemezseniz ilerleyen süreçte cezalı olarak bunu ödemek zorunda kalabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.